TRT Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Geniş açıyla ekranlarınızdayız bu gecede. Ve bu gecede bir süredir özellikle hem Türkiye'nin iç hem dış politikasında gerçekten üst sıralarda yer alan bir başlığı bugün masaya yatıracağız. Avrupa Parlamentosu'nda alınan ve Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını tavsiye eden bu kararın ardından daha öncesinde zaten gerilmiş ilişkiler neredeyse kopma noktasına geldi. Peki bu nasıl okunmalı? Ne anlama gelir? Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından terörle mücadelesinde Avrupa Birliği'nden neden somut ve gerçekçi bir destek alamadığını bugün konuşacağız. Bir de daha da belki önemlisi Türkiye'nin diaspora politikasına bakacağız. Neler yapmamız gerektiğine. Değerli bir konuk bizimle birlikte yoğun temposunda bizim davetimizi kabul etti ve bizimle birlikte bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu akşam bizimle birlikte tüm bu başlıkları masaya yatıracağız. Geniş açı başlıyor efendim. Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız. İnsanlara doğru bakmadınız. Aylan bebekleri Akdeniz kıyılarında sahile vurduğu zaman oradan gidip siz almadınız. Ümran bebekleri siz almadınız. 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak. Eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilin. Evet, yeniden birlikteyiz ve ben hemen Sayın Mustafa Yeneroğlu'na hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Yeneroğlu, teşekkürler. Yoğun temponuzda, geçen hafta aslında konuk etmek istedik sizi ama yoğun bir şekilde Avrupa temaslarınız vardı, komisyon çalışmaları. Bugün bizimlesiniz, çok sağ olun. Bunca yolu bizim için geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Aslında hazırladığımız o görüntüler biraz olsun işin özeti. Maalesef. Yaşadığımız bu özet, uzun süredir yaşıyoruz ve en sonunda 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin başlattığı bu mücadeleye Avrupa Parlamentosu'ndan gelen o Türkiye'deki siyasetçilerin, liderlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle çok bizi bağlamaz dediği o kararı ama biraz konuşmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Avrupa Parlamentosu üyelik müzakerelerini, zaten fiilen çok da iyi gitmeyen bu üyelik müzakerelerini dondurma yönünde bir tavsiye kararı aldı. Evet, bu bir tavsiye kararı ama bu en azından Avrupa'daki siyasetçilerin Türkiye'ye bakışını gösteren bir tavır. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa'daki tüm siyasi yelpazeden temsilciler, milletvekilleri orada. Nasıl okumak gerekir? Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı neye işaret ediyor sizce? Buradan başlayalım, sonra daha somuta gireceğiz. Evet, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Girişte Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri, evet, aslında meseleyi çok iyi özetliyor. Ama özetleyen bir boyutu da şu: o ifadelerin hiçbirisi Avrupa toplumunun bildiği, gördüğü, müşahede ettiği değil. Avrupa toplulukları, Avrupa medyasının kendilerine fokuslayarak yanlı, tek taraflı ve gerçeklerden tamamen uzak bir biçimde Türkiye'yi canavarlaştırarak gösterdikleri bir Türkiye karikatürüne sahipler. Ve bundan hareketle Türkiye'yi değerlendiriyorlar ve bundan hareketle de Avrupa'da içinde bulunduğumuz Türkiye algısıyla karşı karşıyayız. Ve bu aslında bir kısır döngüye dönüşmüş. Bu kısır döngü de Avrupa Parlamentosu'nda verilen kararın bir boyutuyla da bu şekilde de izah edilmesi gerekiyor. Avrupa'da bugün itibariyle
yani çok daha büyük krizler var aslında. Fakat bu krizlerin konuşulmasından daha ziyade tamamıyla meseleyi kendini keşfetme sürecinde, kendi kimliğini bulma sürecinde, biz neyiz, Avrupa nereye gidiyor? Avrupa'nın krizlerini de, ekonomik krizlerini, siyasi krizlerini, içinde bulunduğu ve ciddi manada yükselen Avrupa toplumlarında liberal toplum düzenlerini, onların iddialarını tehdit eden ve herkesi endişelendiren bir süreç içerisinde. Bu süreçte özellikle önümüzdeki 2017 yılında çok ciddi bir intihamla, bir sınavla, bir yol ayrımıyla karşı karşıya. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nun kararını, ki bu kararın devamlı konuşuldu, herhangi bir somut etkisi olmamakla birlikte sembolik boyutunu bu şekilde özellikle ifade etmek lazım ve çok boyutlu görmek lazım. Sadece Türkiye'ye indirgeyerek, Türkiye'ye fokuslayarak biz onların yapmak istediği bu özellikle görüntü kirliliğine de müsaade etmememiz gerekiyor. Ve bunu söylerken de çok fazla konuşulmayan belki bir husus, bu süreçte aslında Türkiye'nin de sorumlulukların Avrupa'nın geleceği noktasında, Avrupa'nın içerisinde bulunduğu kriz noktasında, Avrupa'nın bu krizinin büyümesi durumunda Türkiye'nin de özellikle Batı kanadı itibariyle bir sorunla karşı karşıya kalacağını da dikkate almamız gerekiyor. Şimdi bunu ben Avrupa'daki partnerlerimize söylediğimiz zaman bazıları gülümsüyor. Ya biz ne konuşuyoruz, sen neden bahsediyorsun? Oysa sonuç itibariyle kendi içinde bulundukları durumun farkında değiller. Şöyle bir boyutu da var bunun. Aslında Türkiye sorunlarla boğuşmaya, maalesef onu da ifade etmek gerekiyor, Türkiye'nin sorunları büyük. Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle, iddiaları itibariyle meseleleri büyük, derdi büyük. Ancak Türkiye topluluğu aynı zamanda bu dertlere de alışmış, bu sorunlarla da yaşamayı öğrenmiş bir topluluk yüzyıllarca. Fakat Avrupa toplulukları öyle değil. Avrupa toplulukları özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası geldikleri refah seviyesi itibariyle ve şu anda hayatta olan nesillerin de 2. Dünya Savaşı'nda tecrübesine sahip olmamaları sebebiyle en ufak bir krizde, ki onlar için birkaç yüz mültecinin bazı ülkelere girmesi bir kriz. İşte burada görüntülerde gördük. Ve bu durum orada siyasal bir krize, toplumsal bir krize dönüşüyor. Bu toplumsal kriz de o ülkelerin siyasal kültürünün tamamıyla zehirlenmesine, iktidarların sallanmasına ve sistemi tehdit eden partilerin iktidara gelmesini beraberinde getirebiliyor. O zaman yani şunu demek mümkün müdür? Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler, az önce de söylediğiniz o liberal sistemin, o liberal paradigmanın yavaş yavaş daha fazla sorgulanır hale geldiği, sorun yaratmaya başladığı bir ortamda kendi içindeki krizi bir şekilde toplumlardan mealen söylüyorum, saklayabilmek, gizleyebilmek amacıyla konuşuruz belki ileride diyordum ama şimdi bence sırası, içinde doğan bu ırkçılığı, bu İslamofobiyi, bu xenofobiyayı ortadan kaldırabilmek amacıyla mı Türkiye'ye yönelik bu tarz sert tepkilerini vermeye başladı demek mümkün mü? Bakın, çok mu basit indirgemiş oluruz böyle dersek? Yok, hayır. Şunu ifade etmek gerekiyor. Avrupa Birliği aslında özellikle son 15-20 yıldan beri birçok sıkıntısını büyüyerek bastırmaya çalıştı. Ama bir örnek verelim. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği içerisinde demokratik meşruiyeti olan tek kurum. Doğru. Ama Avrupa Parlamentosu da demokratik meşruiyeti olan tek kurum olmasına rağmen yasama yetkisine sahip olmayan bir kurum. Bir de demokratik meşruiyeti itibariyle şunu da ifade edelim. Demokratik meşruiyeti de Avrupa topluluğun %42'sinden ibaret. Yani son seçimlerde, hatta ondan önceki seçimlerde de Avrupa toplulukların ortalama %42'si Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmış. Ve bu seçimlerde de, en son seçimlerde örneğin İngiltere örneğini öne çekelim. İngiltere'de 1906'dan beri ilk defa bir siyasi parti Muhafazakarlar ve İşçi Partisi'nin dışında, bakın 1906'dan beri yani 100 yıl sonra bunların önüne geçmiş Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve birinci parti olmuş. Yine dolayısıyla Avrupa Birliği son 15'i ve şunu da unutmamak lazım. 2004 yılında Türkiye'nin resmi üyelik
görüşmeleri başladı. Ve o yıl Avrupa Parlamentosu 2013'ün sonunda 15 üyeye sahipti. 2014'ün ortasında 25 üyeye çıktı. Ama bu Avrupa Birliği kontrolsüz bir biçimde büyüdü. Bu büyümesini toplumu hazmedemedi. Yani Avrupa toplumlarının 2. Dünya Savaşı sonrası bir siyasal sistemleri geliştirdikleri ulusüstü siyasal sistemlerine ulusları entegre edemediler. İkinci bir boyut da Avrupa toplulukları içerisinde liberal toplum düzenin anayasal iddialarıyla toplumu barıştıramadılar. Yani entegrasyonu hep sonradan gelenler üzerinde gördüler. Oysa temel bir problem kendi topluluklarının Avrupa'nın geldiği iddiaları kabul edip onları içselleştirmesiydi. Yani çoğulcu toplumu, çok kültürlü, çok dinli, çok itisteli bir toplumu kabullenmesiydi. Ve bu zaman zarfında Avrupa Birliği'nin elitleri bunları tamamen göz ardı ettiler. Ciddiyetsiz hale getirdiler. Yani dalgaya aldılar ve derinden derine bir dalga geldi. Yani tabiri caizse bir tsunami gibi bir dalga oluştu. Ve bu dalga özellikle Avrupa'da sağ popülist partileri siyasal kültürü veya siyasal düzeni belirleyebilecek, siyasal dili belirleyebilecek bir noktaya geldi. Bugün aslında bu krizi yaşıyoruz. Bu krizde bizim için en büyük sorun da şu. Şimdi agresif bir milliyetçiliğe mi Avrupa Birliği sürüklenecek? Yoksa tekrar ulusların egemenliği noktasında farklı bir formül mü bulunacak? Bu 2017 seçimleri bu noktada çok belirgin bir... Fransa ve Almanya'daki seçimlerden bahsediyorsunuz. Fransa'da seçimler var, Hollanda'da seçimler var. Eylül'de Almanya'da seçimler var. Ve şimdi bunu tekrar tetikleyecek bir noktada olan Avusturya'da seçimler var ve İtalya'da referandum var. Evet. Hepsi aslında bu siyasal krizin özetlenip ifade edilmiş biçim. Ha şimdi Türkiye boyutu. Şimdi Türkiye boyutu geçmişten beri zaten Avrupa Birliği'nin bu krizlerinin birçok boyutunu ifade eden bir şeydi. Birlik o kadar büyüdü ki yeni üyeleri hazmetmesiyle ilgili zaten ciddi sıkıntılar var. Birliğin askeri savunma gücü ne sahip değil, jeostratejik bir güç olabilmesi için özellikle Rusya ve Amerika kıskacında kendisini özgün bir biçimde ifade edebilmesi için bu güce sahip olması lazım. Ama bir ara hatırlayın, Avrupa ordusu kurulsun tartışmaları da yaşadı Avrupa Birliği ama bunu başaramadı zaten. Bunu başaramadı. Sonuç itibariyle şimdi Trump'la bu açığa çıkıyor. Trump evet. NATO bağlamında artık Avrupa kendi güvenliğine kendisi baksın derken diğer tarafta da son haftaları özellikle unutmamak gerekiyor. Ukrayna'daki Rusya'nın Kırım'ı işgali, onun ötesinde Romanya'daki, Moldavya'daki seçimlerde yine Rus yanlısı birisinin seçimleri kazanması, Bulgaristan'daki seçimlerin evet. aynı sorun neticeyle neticelenmesi ve özellikle Fransa'daki şu anda Cumhurbaşkanlığı adayı olan Cumhuriyetçilerin adayının da Rusya ve Rus dış politikasıyla örtüşür bir siyasetin benimsemesi birçok noktada Avrupa Birliği'nin özellikle önümüzdeki yılda bir yol ayrımına gittiğini gösteriyor. Peki. Şimdi Türkiye ile ilgili bakın şu hep ön plana çıkıyor. Şimdi bu krizler arttıkça bir de biz kimiz sorusu daha fazla sorulmaya başlıyor. Bir de şu soruluyor, biz sınırlarımızın Suriye'ye dayanmasını istiyor muyuz? Bakın ulusal sınırların oluşması noktasında ciddi bir dalga var. Bir talep var. Doğru. Onun için doğru. sadece popülist partiler büyüyor. Aynı zamanda güvenlik riski var. Avrupa Birliği yaşamadığı, sadece tek tük yaşadığı terör olaylarıyla ciddi manada topluluklar endişeye dönüştü. Şimdi bunu da netice itibariyle Türkiye üzerinden, yani en iyi burada şimdi bunu mesela Bosna Hersek'te yakında kabul edileceklerden birisi. Fakat doğru. şimdi Türkiye farklı bir ülke. Türkiye Avrupa kurumlarının Avrupa Birliği'ne girdiği zaman en büyük üyesi olmuş olacak. En büyük toprağa sahip olmuş olacak. En büyük askeri güce sahip. Avrupa kurumlarında Almanya'dan sonra en fazla temsil edilen doğru. noktaya sahip. Doğru. Şimdi hazmedilememiş, kontrol edilememiş ve büyüdükçe büyümüş ama bu büyümesinde sonuçta toplumlarına aktaramamış bir birlik şu anda Türkiye üzerinden kimlik bulmaya çalışıyor. Sadece popülistlerin de seçimlerde bakın Avusturya o kadar sorunu var. Bu sorunları konuşmak yerine işin kolaycılığına kaçıyor. Biz kimizin
de tarif etmek zorla sıkıntıyla karşı karşıya olduğu için yani biz kimizi nasıl tarif edecek edemiyor. Ne yapıyor? Öteki üzerinden tarif etmeye çalışıyor. Bu öteki de Türkiye. Bunu zaten bakın size şunu da gösterebilirim. Bu Almanya'nın evet, çok önemli bir şey. Meşhur Spiegel dergisi Almanya'da yani gündemi tamam, belirleyen yetkinliğe sahip bir dergi. Bunun haftalık yayını bu özel yayın yeni çıktı. 2-3 evet. hafta önce çıktı. Bunun haftalık yayını neredeyse 1 milyon tirajı var. Yani Almanya'da tabiri caizse böyle yayın organlarının lokomotifi. Hı-hı. Şimdi bakın Hı-hı. Avrupa bu meseleyi çok güzel bir biçimde özetliyor. Şimdi birileri Avrupa topluluklarına Türkiye ile ilgili Türkiye'nin sonuç itibariyle diktaya gittiğini. Mesaj vermeye çalışıyor. Mesaj peki. vermeye çalışıyor ciddi manada. İşte burada minareler bakınız rokete dönüşmüş. Aynı zamanda evet. işte böyle roketler gözlüğün üzerinde gözünü bürümüş. Aynı zamanda işte dikta devamlı böyle pompalanan bir şey. Hı-hı. Ve üç tane şey var. Avrupalıların rahatsız olduğu ve endişe ettiği bir şey var. Bir, Türkiye diktaya kayıyor. İki, Avrupalıların devamlı pompaladığı şey aslında Türkiye PKK'yla yani terör örgütüyle mücadele etmiyor. Etnik bir problem var orada. Evet. Bunu özellikle pompalıyorlar. Hı-hı. Bir de Avrupa'daki Türkler başımıza bela olacak entegrasyon noktasında. Ben bu Spiegel dergisinin bu sayıda da yazısı olan bir muhabiriyle ne bunu önüne koydum. Dedi ki ben kabul ediyorum dedi. Hatta boykot ediyordum. Görüşmüyordum belli bir zamandan beri. Dedi ki ben kabul ediyorum. Bu resmen ırkçılık dedi. Hatta ben bu konuyla ilgili de protestomu ortaya koydum. Yayın yönetimine de ilettim. Hı hı. Fakat bu şimdi Avrupa'da ben günlük olarak yayınları takip ederim. Yani Türkiye Avrupa'nın neredeyse böyle herhangi bir iç meselesiymiş gibi her gün üzerinde haber ve yorum yapılan bir ülke. Ve bu haber ve evet. yorumlarda Türkiye'nin yaşadığı terör hadiseleri, Türkiye'nin özellikle son aylarda karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, acılar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Tamamen tek taraflı fokuslanıyor. Bu fokuslanan işte yine önemsediğimiz, üzerinde tabii ki ciddiyette durduğumuz ama tamamen yaşam hakkı örneğin hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Evet, Güneydoğu'da evet. katledilen insanlar hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Katledilen siyasiler, infaz edilen siyasiler dikkate alınmaz. İntihar eylemcilerin evine gidip onlara başsağlığı dileyenler hiç şey yapılmaz. Bu insanlar Avrupa ülkelerinde barış güvercini olarak takdim edilir. Ve ülkenin her düzeyinde de en saygın noktalarda ağırlanırlar. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi böyle bir durumda zaten siyasiler de belli bir noktadan sonra artık bu tabiri caizse ürettikleri canavarın şeyine girmiş oluyorlar. Yani bunun artık kimliğine bürünmüş hale geliyorlar mı? Ya bunun yoksa bunu varsa fark edebiliyorlar kendilerini buna hapsediyorlar. Şimdi mesela ben konuştuğum zaman bakın geçen hafta Avusturya'daydım. Bir orada virgül koyalım mı Sayın Yeneroğlu? Evet. O bahsettiğiniz görüntü var. Arkadaşlarımız evet. hazırladı. Avusturya'da ORF televizyonuna çıktınız ki devletin televizyonu, devlet. Avusturya Devlet Televizyonu. Orada özellikle Türkiye'ye bu anlamda yani Der Spiegel'de gösterdiğiniz o üç noktadan bir tanesi olan var olan terör sorununu ve Kürt sorununu sadece etnisite üzerinden tanımlamaya çalışan evet. politikacılardan bir tanesi evet. ne? Grup başkanı. Grup başkanı. İktidar ortağı. Evet. Muhafazakar Parti'nin. Evet. Ona verdiğiniz, ona söylediğiniz, bunu anlattığınız zaman yüzünün aldığı ifade önemli. Orada ne tepki verdi de sanıyorum önemli. Hazırsa yönetmenim Aydın Aydemir'e soralım. Bir o görüntüleri izleyelim. Bir dakikalık bir görüntü. Ondan sonra aynı yerden devam edelim. Niye böyle bir tepki var ve bu tepkiyi nasıl önlemek gerekeceği konuşacağız. Evet, görüntüler bizimle. Aber wissen Sie, wir sprechen die ganze Zeit über Menschenrechte. Wenn wir über Menschenrechte reden, warum redet niemand über das wichtigste Gut der Menschenrechte, über das Recht des Lebens? Wenn Sie zum Beispiel mit Abgeordneten der HDP auch die letzten Tage gesprochen haben, mhm. warum fragen Sie diese Menschen nicht, warum diese Terroranschläge der PKK und in den letzten 4-5 Wochen hatten wir sehr Hinrichtungen von AKP-Politikern. Bei Ihnen zu Hause, vor den Augen der Kinder. Und diese Menschen, von denen Sie sprechen, die Sie auch unterstützen, die haben zum Beispiel nie ein Interesse gehabt, die Attentate der PKK klar und deutlich zu verurteilen. Mhm. Sie sprechen immer wieder maximal, wenn überhaupt, von traurigen Ereignissen. Warum äußern Sie sich nicht klar und deutlich dazu, nicht nur in Bezug auf die PKK? Okay. Warum sprechen Sie von Pro-Kurdisch? Warum sprechen Sie nicht von Pro-PKK?
Warum ethnisieren Sie das Problem zwischen in der Türkei? Warum sagen Sie nicht, dass die Türkei einen Terrorkampf zu führen hat? Evet, kısa bir bölümdü Sayın Yeneroğlu. Hep soruyorsunuz, warum, neden? Neden bu sorunu etnik hale getiriyorsunuz? Neden o insanların az önce söylediğiniz gibi terör eylemlerine destek verdiğini hiç dillendirmiyorsunuz? Neden oradaki yerel siyasetçilerin terör örgütü tarafından infaz edildiğini hiç dillendirmiyorsunuz? İlginç bir şekilde dinledi iktidar ortağı partinin milletvekili. Ne oldu? Ne diyorlar peki bunu söylediğiniz zaman size? Şimdi bunları söylediğimiz zaman haklısınız. Aslında biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz falan diye yuvarlak cümlelerle çok artık yıllardır alıştığımız cümleler. Ben devamlı yani özellikle son geçen hafta da 4 Avrupa ülkesini ziyaret ettim. 30'un üzerinde parlamenterle görüştüm. Bu meseleleri devamlı hep konuştuğumuz meseleler. Hep aynı şeyleri duyuyorum ve şunu da duyuyorum. Bakın. O da bir gerçek. Yani öz eleştiri de yapmak durumundayız. Birçok noktada PKK'nın orada yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin yanında maalesef bu gerçeklerin anlatımı özellikle oradaki basın yayın gücünün karşısında tamamıyla bastırılıyor. Yani bu insanlar da sadece ve sadece tek taraflı bilgilerle besleniyorlar. Bir diğer tarafta şunu da söylemek lazım. Bakın bugün Avrupa'da sosyalist ve sol partilerin birçoğu örneğin Almanya'da Sol Parti adıyla yine Avusturya'da Yeşiller, yine Hollanda'da Sosyalist Parti PKK'yla bazıları açık ittifak içerisinde, bazıları da PKK'nın siyasi uzantılarıyla doğrudan iletişim içerisinde. Yani bakın, HDP'yle ve mesela geçen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz HDP milletvekili olan bir bayanını makamında ağırladı. Evet. Kendisine hiç sormuyorlar. Bu bayan bundan birkaç hafta öyle Ankara'da 29 insanın katledildiği olaydan sonra bu teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve teröristi cenazesinde kutsamış. Ya bunun daha ötesi olmaz ki. Yani şimdi niye? Çünkü acı onları vurmuyor. Bu onların bu noktada şey yok. Rahat bir biçimde böyle keyif bir ortam içerisinde insan hakları ideallerini savunmak tabii ki çok kolay. Ama yaşadığınız zaman durum çok değişiyor. Yaşadığınız zaman durumun nasıl değiştiğini Almanya tarihinden, İngiltere tarihinden, yakın tarihten, çok geçmişe gitmeye de gerek yok. Bunları gördük. Yani şu andaki en büyük problem, bakın son Avrupa Parlamentosu'nda 2015 yılında PKK yasağının kaldırılmasıyla ilgili bir oylama yapılmıştı. Ve bu oylamada 139 milletvekili yasağın kaldırılması doğrultusunda oy kullandı. Aynı zamanda 60'ın üzerinde milletvekili de çekimser kaldı. Yani şu anda Avrupa Parlamentosu'nun içerisinde 200 milletvekilinin bu tutumu belli. Ve bu yeni bir olay değil. Bu 20-30 yıldan beri büyüyen bir mesele. Ve bu süreç içerisinde PKK ve siyasi uzantıları özellikle bu sol parti içerisine girerek, hatta bugün itibariyle Sosyal Demokrat Parti içerisinde de ciddi güce gelmiş bir biçimde, hatta bunun ötesinde özellikle Ermeni soykırımı iddiaları bağlamında ve Türkiye'de Hristiyanlar noktasının da üzerinden de Hristiyan Demokrat Partilerle, muhafazakar partilerle de bağlam oluşturarak orada da Türkiye üzerinde anti Türkiye söylemlerinin ciddi manada güçlenmesini sağlayabiliyorlar. Ve bunun üzerinde durmadığımız sürece bu meselelerle ilgili özellikle farklı farklı düzlemlerde bunun mücadelesini vermediğimiz sürece PKK olayını ve PKK'nın siyasi uzantılarıyla ilgili meseleleri veri odaklı bir biçimde tamamıyla propaganda dilinden ve tepkisellikten uzak bir biçimde özellikle Avrupa toplumlarına anlatamadığımız sürece birçok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımız kesin. Ama ben bunun altından kalkabileceğimize inanıyorum. Bunun için de daha fazla çalışmak gerekiyor. Bakın bizim basınımız, medyamız Avrupa topluluklarında yok. Siz mesela, ben İnsan Hakları Komisyon Başkanıyım. Bana günde hiç olmazsa en az Batı medyasından 3-4 kişi arar. Şu konu, bu konu, şu konu, bu konu. Böyle belli meselelere odaklanarak. Dolayısıyla sizin gündeminizi oraya tamamıyla çekiyor. Ama ben hiç hatırlıyor musunuz? Mesela Türk basınının Berlin'de, Paris'te, Londra'da oradaki bakanlara soru sorduklarını, yok böyle bir şey.
Yani dolayısıyla bizim bu noktada çok basit meseleler bunlar aslında. Çok rahatlıkla da altından kalkılabilecek meseleler. Sadece biz meselenin ciddiyetinin farkında olmamız lazım. Bu meselenin ciddiyetinde farkında olduğumuz takdirde de o zaman sistematik bir biçimde, kurumsal bir anlayışla bu meselelerin üzerine gidebiliriz. Ama burada herkesin sorumluluğu var. Bu sorumlulukları bazen sonuç itibariyle tabii acı bize vurduğu için özellikle yaşadığımız olaylarda gerçekten ciddi manada psikolojimizi de bozduğu için tepkisellikle bazen bırakabiliyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Biz haklıyız. Haklı mücadelemizi haklı bir dille, soğukkanlı bir biçimde sonuna kadar takipçisi olmamız lazım. Bu konuda çok ciddi eksikliklerimizin olduğunu maalesef ifade etmek gerekiyor. Onu konuşalım Sayın Yeniroğlu, ama şunu da hatırlayalım. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Ve yayına girmeden kısa süre önce oradan yaptığı bir açıklama vardı ve şu ifadeyi kullandı Sayın Ömer Çelik. Avrupa Birliği için konuşuyor. Genişlemeden sorumlu Komiser Hahn, Avrupa Birliği'nin genişleme politikalarını nasıl genişleyeceğini, ki şunu da söyleyelim, hazmedememesine rağmen genişlemeyi, bunu yönetecek kişi sürekli olarak Türkiye ile müzakereler kesilsin diyen milletvekillerinin tweetlerini retweet ediyor. Yani genişleme komiseri yerine aslında genişlemeyi engelleme komiseri gibi hareket ediyor. O koltukta oturan birisinin daha kaliteli politikalar, daha kaliteli yaklaşımlar üretmesi gerekir açıklamasında bulundu Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Hahn'dan bahsederken. Şimdi çok güzel ifade etmiş. Yani ama aslında yani Avrupa ama Birliği tartışmasına tam dönmeyeceğim ama. Buyurun. Şunu söyleyeyim, şu anda Avrupa Birliği'nde bakın bir tane siyasi yok ki kamuoyuna çıksın da çok net ve kararlı bir biçimde Türkiye'nin mücadelesinin haklı olduğunu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarılı olmadığı sürece Türkiye'den beklenen, rahat koltuklarda oturarak Türkiye'den beklenen insan haklarının en ideal bir biçimde uygulanmasının dünyanın hiçbir yerinde mümkün olmadığını, Türkiye'de bu meseleyle ilgili olağanüstü bir çaba içerisinde olduğunu ifade etmesi lazım. Böyle bir siyasi şu anki Avrupa denklemi içerisinde tekrar seçimleri kazanması mümkün mü? Değil. Niye? Çünkü canavarlaştırılmış, bir karikatürize edilmiş bir Türkiye var. Yani kendi tuzağı öyle bir şey kurdular ki, şu anda öyle bir tuzağın içerisine düştüler ki bunun içerisinden çıkmaları mümkün değil. Peki bunu hangi siyasi çıkar da bunu anlatır? Bizim sonuçta çok büyük kabahatlerimiz var. Geldiğimiz nokta itibariyle çok büyük yanlışlar yaptık. Ve öyle bir tuzağa düştük ki artık bu bizi yiyecek noktaya geldi. Siyasal, bakın Avrupa'nın biz neden bahsediyoruz? Bundan daha büyük kriz mi olabilir? Avrupa Birliği'nin geleceğinin krizde olduğundan bahsediyoruz. Evet. Avrupa'nın özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası geliştirdiği o özgürlükçü iddialardan vazgeçebilecek bir sürece girmesinden bahsediyoruz. Bugün Wilders'in Hollanda'da anketlerde oyların üçte birini alacağı görünen Wilders'in seçim programına baktığınız zaman diyor ki Kur'an'ı yasaklayacağım, İslam'ı yasaklayacağım, camileri kapatacağım. Şimdi o Hollanda'da ve en liberal topluluktan bahsediyoruz Hollanda'da. İki gün önce alınan bir kararı da hatırlatmak lazım o zaman. Yani başörtüsüyle artık kamuya açık yerlerde dolaşılmasına yasak getirmiş durumda. Ya işte, Hollanda parlamentosu. İşte bu tamamen yani geldiği noktayı gösteriyor. Hollanda'nın bütün sorunları bitmiş. Tek bu sorunları kalmış. Maşallah bunu da parlamentoda çözdüler. Yani resmen dalgalık bir durum aslında. Yani bu kadar böyle hani güler burada, misiniz ağlar mısınız? Şunu böyle da söyleyeyim bu lafı açılmışken. Independent gazetesi İngiltere'de liberal görüşlü bir gazete olan Independent, ki o da son dönemde Guardian'la beraber Türkiye'ye yönelik sert eleştirileri yazan bir gazete. Bu Hollanda'daki bu yasa ilişkin yaptığı yorumda şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki liberal olan Hollanda'da, özgürlüklerin en üst seviyede olduğu Hollanda'da bir insan istediği zaman kumaşı çok minimum kullanabiliyorken rahatlıkla, aynı insan kumaşı çok daha bol kullanmak isterse bu niye yasaklanır diye de sormuş. Evet. Yani kendi içinde de bu acaba popülist bir yaklaşım mıdır, yoksa bazı en azından Avrupa Birliği içinde bu az önce bahsettiğiniz krizin geldiğini ve var olduğunu gören, dillendiren insanların olduğunun bir işareti olarak mı algılamak lazım? Ya asıl sorun şu, şimdi bunlar diyorlar ki korkuyorlar, Mart'ta seçim var Hollanda'da, evet. Ve Wilders şu anda %35'te görünüyor. Irkçı partinin sözde özgürlükçü
diye kendisini takdim eden. Avusturya'da bir dönem yaşandığını Hollanda yaşamak istemiyor o zaman. Irkçı partinin iktidarı gitti, hatırlayın. Şimdi bununla diyorlar ki biz bu adamın söylemlerini elinden almamız lazım. Ne yapıyorlar? Bu adamın söylemlerini merkeze çekiyorlar. Evet. Meşru hale getiriyorlar. Evet. Toplum nezdinde de eskiden ırkçılık, bundan uzak durmamız lazım denilen söylemler şu anda Avusturya'da örneğin Yeşiller Partisi'nin adayı tarafından dillendiriliyor. Cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla böyle bir noktaya gelmiş. Şimdi Hollanda'da da aynı dertleri bu. Biz Wilders'i nasıl sonuç itibariyle toplumun Wilders'e kaymasını engelleyeceğiz? Toplumun bu konudaki bazı taleplerini, sembolik taleplerine cevap verelim. Cevap verdikçe ne oluyor? Toplum diyor ki ya diyor senin fotokopisi varken yani orijinalini ben seçerim diyor. Seni niye seçeyim diyor. Doğru. Madem haklı diyor. Ama bakın tersi de var. Onun için Avrupa bu mücadeleyi veriyor. Yine Almanya Anayasa Mahkemesi 2 gün önce anaokullarında başörtülü öğretmenlerin de ders verme hakkına sahip olduğuna çıktı. Dair de karar verdi. Doğru. Aynı Anayasa Mahkemesi Almanya'da 2004 yılında bu mesele çok temelli bir konu. Dolayısıyla ben buna karar vermeyeyim, buna parlamentolar karar versin diye parlamentolara bunu göndermişti. Ve Almanya'da 8 eyalette gerçekten din özgürlüğünü Müslümanlara yönelik ayrımcılık bağlamında kısıtlayan parlamento kararları çıkmıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi ondan ders aldı. Bugün özgürlükçü, çolcu bir toplum nezdinde bir karar ortaya koydu. Ve Almanya bu konuda ciddi manada tartışıyor bu meseleyi. Dolayısıyla şunu da ifade etmek gerekiyor ve hakkını da yememek gerekiyor her şeye rağmen. Bakın Merkel 2005 yılında Türkiye bağlamında imtiyazlı ortaklık konusunu dayatarak ciddi bir tarihi hata yaptı. Ama neden yaptı? Kendi partisi içerisinde de ciddi manada baskı altındaydı. Ve şimdi de Merkel aynı baskıyla karşı karşıya. Ama Merkel mesela 2017'nin Eylül ayında eğer parlamento seçimlerini kazanamazsa veyahut da kazanmasına rağmen birkaç yıl evvel piyasada olmayan ama şu anda Almanya için alternatif partisinin Doğu Almanya'da %25, Batı Almanya'da %15 aldığı durumu da dikkate alırsak, dolayısıyla şu anda bu meseleyle ilgili uzun vadede Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların çok büyük tehdit altında olacağını da görmemiz gerekiyor. Ve bu çerçevede de o tarihi hatalarından vazgeçip gerçekten çok kültürlü, çoğulcu bir Avrupa'yı nasıl koruyabilir? Çünkü Avrupa'nın yaşaması bununla ilgilidir. Doğru. Avrupa eğer kendi iddialarından vazgeçerse Avrupa çökmek durumundadır. Avrupa değerleri tamamen çöpe gidecek. Yani dolayısıyla dolayısıyla bizim hani Türkiye üzerinden, Türkiye projeksiyonu üzerinden konuşulan, dillendirilen sansasyonel, magazinel bir dille ele alınan hususlar Avrupa'nın, Avrupa'nın kendi keşif süreciyle yakından ilintili. Onun için bakın şimdi Fransa'daki Mart'ta seçimlerde Le Pen kazanırsa, Hollanda'daki Wilders seçimleri kazanırsa ve Almanya'da AfD partisi daha da güçlenirse, şimdi Avusturya'da Hofer'de seçimi kuvvetle muhtemel kazanacak ve parlamentoyu feshedecek. Dolayısıyla biz Türkiye artık ya hasta Avrupa'yı konuşmak durumunda ve hasta Avrupa'nın gidişatından Türkiye'nin güvenliğine zarar verebilecek boyutların da olabileceğini dikkate alarak endişelenmek durumunda. Onun için bu iş hani çok kolay meselelerin tamamen Türkiye üzerine yıkıldığı, ötekileştirildiği bir şeyle olmuyor. Ama burada sorun şu değil mi? Bütün bu söyledikleriniz evet doğru. Dediniz ya önümüzdeki 2017 çok zor geçecek Avrupa Birliği açısından ve dolayısıyla Türkiye açısından, Türkiye'yle ilişkiler açısından. Kesinlikle. Onun için biz bu meselelerimizin birçoğunu aslında 2016 yılda çözmemiz gerekiyordu. Mesela şimdi vize liberalleşme süreci. Evet, evet. Vize evet. liberalleşme sürecinde Aralık sonrası krize gireceğimiz belli. Niye? Çok belli ama Kati Pili de o zaman diyor ki baştan zaten mülteci sorununu vize serbestlisiyle ilişkilendirmek büyük bir hataydı diyor. O zaman da var olan Kati Pili. Evet ama yani, Türkiye bu noktada gerçekten bu süreçte ne kadar ciddiyetle meseleye yaklaştığını ve Türkiye'nin bu süreçte aslında o anlaşmada ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğini de ortaya koyuyor bu süreç. Doğru ama şimdi, sonuçta uygulaması şimdi, işte. Benim görüştüğüm parlamenterler Avrupa'da şunu diyor aslında. Yani ya diyor işin doğrusu diyor biz diyor şu anda Türkiye bu noktalarda özellikle haklı. Ne yapıyorlar? Efendim bilmem 72 maddenin üçünü gerçekleştirmemiş. Yani böyle peki bu maddenin aslı neydi? Özü neydi? Özüyle ilgili bir problem var mı? Yerine getirilmiş mi? Getirilmiş. Peki bu maddenin yine en önemli unsurları ile ilgili Avrupa Birliği kendisi üzerine düşen sorumlulukların herhangi birisini yerine getirmiş mi? Hiçbirisini yerine getirmiş. Ama onlar şu anda şu noktadalar. Avrupa'da herhangi bir lider
bugün Türkiye vize vizeyi serbest bırakalım derlerse önümüzdeki seçimlerde seçimleri kaybedecek. Şimdi bunu nasıl biz sonuçta Türkiye'nin üzerine yıkarız? Hı-hı. Dolayısıyla bunu nasıl Türkiye'nin üzerine yıkılır? Her gün basın pompalar anti Türkiye söylemini. Derşpigel'in özel sayısı gibi yazılar tabii çıkar. Tabii ki PKK ve diğer unsurları kullanırlar. Bunlar ciddi manada bunlara servis sunuyorlar. Başka koalisyonlar da oluşturulur. Hiçbir araya gelmeyecek unsurlar da. Az önce söylediğin şey çok önemliydi ama yani özellikle Almanya'da mesela Sol Parti'nin PKK ile doğrudan ilişki içinde olduğunu söylüyorsunuz. Aynı şey Avusturya için de geçerli. Kesinlikle. Şimdi bunları söylediğiniz zaman o zaman birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunun da bu ilintiyle, bu bağla yani sol partilerle ilişkileri açısından terör örgütü PKK ile ilişki içinde olduğunu söylemek mümkün hale geliyor. Şimdi Avrupa'da. Alman Anayasa Koruma Dairesi yani evet. Alman İç İstihbarat evet. raporunun kendisinde Avrupa PKK için güvenli bir liman diyor. Hı-hı. Yine Alman İç İstihbarat raporunda Almanya PKK için propaganda merkezi, militan devşirme evet. merkezi evet. ve finans kaynağı edinme evet. merkezi evet. diyor. Somut olarak bu ifadelerle, aynen bu ifadelerle söylüyor. Bunun ötesi, biz de zaten bunu ifade bunu ediyoruz. Bunu teyit ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu konuyla ilgili, düşünün ki Hollanda'da bir terör örgütü istediği faaliyeti yapsa ve Almanya'da da terör eylemlerinde bulunsa, Almanya ile Hollanda ilişkileri hı-hı. sürdürülebilir olabilir mi? Bakın biz ne büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ve özellikle buna rağmen Avrupa'nın daha büyük krizlere girmemesi için ne büyük yükler sırtlandık. Ama buna rağmen Avrupa Birliği'nin bu meselelerle ilgili en ufak bir hassasiyeti olmaması netice itibariyle artık Cumhurbaşkanımızın da son haftalarda özellikle evet, vurgu yaptığı son noktaları artık tahammülsüzlük sınırını da çok aştığımızı çok net bir biçimde gösteriyor. Fakat şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman tam tersi bir görüntü var. Yani bu tamamen ters yüz edilmiş peki, bir hali var. Sayın Yeneroğlu. Türkiye'de bakın Türkiye'de bilmemiş de demokrasi ideal bir biçimde bunu diyenler evet. şimdi Mısır'la anlaşma yapmaya evet. çalışıyorlar. Ama işte on binlerce insan bu iki yüzlü anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Burada da söyledik. Yani açarken de hazırladığımız klipte de vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri. Asla verdiğiniz sözleri tutmadınız ve hep iki yüzlü davrandınız. Bu iki yüzlülüğü mesela gelen izleyenlerin mesajları dolu. Ben 50 yıldır hep duyarım diyor bir izleyen. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kendini anlatamadığından hep yakınırız diyor. Evet. Bu aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne veya Avrupa'ya kendini anlatamadığı mı yoksa Avrupalıların bir şekilde anlamak istememelerinden mi kaynaklanıyor? Bu bir. İki, sanıyorum Avrupa Birliği'ndeki bu bahsettiğiniz bütün gerekçelerle Türkiye'ye yönelik politikalarda bir değişiklik en azından önümüzdeki sene görmeyeceğimize göre. Türkiye o zaman burada nasıl bir politika? Yani Türkiye diaspora politikasını nasıl geliştirmeli? Az önce biraz olsun değindiniz sanıyorum. Önemli olan bu. Evet medyaya burada bir iş düşüyor ama örnekse Avrupa'daki Türklerle nasıl bir işbirliği içine gidilmeli bu anlamda? Türkiye'nin yani Ermeni diasporasının, Yahudi diasporasının bunları nasıl yaptığını belki bir iyi bir şekilde etüt mü etmek gerekiyor? Veriye dayalı bir söylem geliştirmek gerektiğinden bahsettiniz az önce. Bunları nasıl yapacağız peki? Bunu yani Martin Schulz'a bunu nasıl anlatacağız? Bu kadının 29 kişinin öldüğü bir terör saldırısını gerçekleştiren kişinin cenazesine taziyeye gittiğini. Bunu nasıl anlatacağız? Bunun özgürlüklerle, insan haklarıyla, ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını nasıl anlatacağız peki? Şimdi birçok konuyu tabii bir bütün olarak ifade ettiniz. Bu kendi başına hepsi bir başlık, hepsi doğru, uzunca doğru. ifade edilmesi gereken konu. Şimdi bir kere aslında hem Türkiye kendini anlatmakta zayıf kalıyor. Hı hı. Yani öz eleştiri de yapmak lazım. Hem de Avrupa'da belli güçler özellikle medya bunu yansıtmama noktasında kararlı bir tutuma sahip. Orası kesin. Bir de bazı ülkelerin Türkiye'de olan medya mensuplarının önemli bir bölümü gazetecilikten daha ziyade hı hı. aktivist edasıyla hı hı. gerçekten böyle tamamen silahşörlük yapıyor. Ben her gün takip ediyorum bunu. Yani isim de biliyorum maalesef yani sonuçta. Kendilerine de devamlı bunları söylüyorum. Ama netice almamız bu şekilde mümkün. Nasıl netice alacağız? Bizim de sonuç itibariyle Avrupa'da bir kere basın gücümüzün olması gerekiyor. Bir kere Avrupa şimdi basın özgürlüğünün sınırlarından bahsediyor. Evet. Geçen hafta Anadolu Ajansı Berlin'de parlamentoda bir görüntü aldı. Bu görüntüyle ilgili Erdoğan'ın ajanları parlamentoyu bastı diye haberler çıktı. Şimdi ben de diyorum ki keşke daha güçlü olsa da bizim basınımız Avrupa ülkelerindeki basın özgürlüğünü biraz daha imtihana sınava tabi tutsa. O zaman sonuç itibariyle görürüz. Biz
Bunun ötesinde bakın diaspora konusuna gelince bizim şu andaki Avrupa Birliği içerisindeki gidişatında biz endişeliyiz. Neden? 5 milyona yakın insanımız orada yaşıyor. Doğru. Bu 20 Batı Avrupa'da 20 milyonun üzerinde de Müslüman var. Bunlarla ilgili endişeliyiz. Endişemizde de çok haklıyız. Çünkü bu insanların sonuçta oradaki varlıkları, oradaki gelecekleri Avrupa'nın çok kültürlülüğüyle ve bu çok kültürlülüğünün anayasal iddialarının teminat altında tutulmasıyla yakından ilintilidir. Bu sebepten dolayı da bir kere kendi diasporamız noktasında maalesef 10 yıllarca üzerinde durmadığımız, böyle gurbetçi adı altında karikatürize ettiğimiz sorumluluklarımızı hatırlamak durumundayız. Bu konuyla ilgili ciddi eksikliklerimiz var. Bir kere diasporanın ilk önce hakkını vermek durumundayız. Yani şimdi öyle bir nesilden bahsediyoruz ki özellikle bugün 30 yaş altındakilerin Türkçe eğitim almadıkları ve dolayısıyla Türkçeyi de yavaş yavaş unuttukları bir ortamdan bahsediyoruz. Avrupa'daki Kürt diasporasını PKK'ya kaptırmamak durumundayız. Avrupa'daki Alevi diasporasını Avrupa'daki Marksist sol örgütlerin eline kaptırmamak durumundayız. Eğer bunu yaptığımız takdirde birileri bunları tabii ki kullanacak ve birileri özellikle Türkiye noktasında siyasetleri hususunda bunları araçsallaştıracaktır. Bu gibi sıkıntılarla karşı karşıyayız. 2000'li yılların başına kadar bu konularla ilgili hiçbir gündemimiz yoktu Türkiye'nin. Evet. Bugün itibariyle bu konularla ilgili bazı ilerlemeler kat edildi ama yolun başındayız. Bakın bugün Avusturya'da parlamentoya bakıyorum. Açıktan PKK yasağının kaldırılmasını savunan parlamenterler. Hatta İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Avusturya'da. Hatta bugün SPÖ, İktidar Partisi'nin grup başkanı bile Selahattin Demirtaş'ta ortak seçim programı yapıp bu seçim programında PKK yasağının kaldırılmasını savunan bir pozisyon ifade ediyor. Almanya'ya bakıyoruz. Almanya'da sol parti PKK ile açık ittifak içerisinde. Hollanda'ya bakıyoruz. Sosyalist Partisi ve Yeşillerle Solcular birlikteliği aynı yaklaşımlar içerisinde. Bu neden böyle oldu? Çünkü 10 yıllarca bu konularla ilgili özellikle 80 ihtilali sonrası yurt dışına çıkan unsurlar bu noktada daha fazla politize oldu. Evet. Orada sonuç itibariyle mekanizmaların içerisine girdiler. Etkin noktaya geldiler ve şu anda Türkiye olarak biz bunun bedelini ödüyoruz. Diasporanın ne kadar önemli olduğunu bir de araçsallaştırma adına değil. Bakın her ülkede yaptığınız faaliyetler noktası siz zaten insanlara hakkını verdiğiniz takdirde onların temel hakları olan dil kültür birikimi noktasında onları beslediğiniz takdirde onlar zaten üzerlerine düşen görevleri yaparlar. Nedir üzerlerine düşen görevi? Örneğin Avusturya'da yaşıyorlarsa Avusturya Türkiye dostluğunu daha da pekiştirmek, düşmanlıkları artırmak değil, uçurumları açmak değil, PKK unsurlarının yaptıkları gibi. Bugün Avrupa ülkelerine bakın, Martin Schulz'un yanında, Cem Özdemir'in yanında, diğer birçok siyasetçinin yanında kimler bunları yönlendiriyor? Kimler bunlara danışmanlık yapıyor? İsim isim söyleyebilecek durumdayım. Hepsi sonuç itibariyle Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği'nin olumsuzluklarının, düşmanlıklarının artması noktasında çaba sarf eden çevreler. Ve çok başarılı bir biçimde maalesef bu süreci götürüyorlar. Dolayısıyla biz de Avrupa'da varlığımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da orada yaşayan insanlardan beklemek yanlış bir şey. Çünkü düne kadar biz oradaki yaşayan insanların haklarını vermedik ki. Oradaki yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap vermedik ki. Şimdi de oradaki yaşayan insanlar şunu bunu yapsın noktasına gelelim. O noktada değiliz maalesef yani. Türkiye'de bu konuda yanlış anlaşılıyor. Hatta bazen gazetecileri görüyorum. Ya işte niye şu kadar insan sokağa çıkmıyor, niye bu kadar insan sokağa çıkmıyor? Şimdi öyle nesillerle karşı karşıyayız ki bu insanlar Türkçeyi neredeyse unutmuşlar. Ama buna rağmen olağanüstü bir vatanperverlik söz konusu. Onu da ifade etmek gerekiyor. Bunu seçimlerde gördük. En son seçimlerde bakın dünya rekoru kıracak nitelikte Türkiye seçimlerine katılımda bulundular. Ve son dönemdeki o terörü hayır mitinglerini zaten on binlerce insanlar sokaklarda bu konuda ama şunu da görmek lazım, bazı ülkelerin Türkiye'de onlarca siyasi vakfı varken Avrupa ülkelerinde Türkiye olarak maalesef bu noktada çok olumsuz bir noktadayız. İşte ben gazetecilerden bahsedeyim. Bakın ben şimdi Almanya konusunu bana sorsanız size spontan bir biçimde en az 30-40 Türkiye uzmanı ben hemen söyleyebilirim. Ama Almanya uzmanı ben sorduğum takdirde 3 milyon vatandaşımızın yaşadığı bir ülkeden
ve ekonomik ilişkiler noktasında ithalat ve ihracatta birinci ve ikinci noktada olduğumuz ülkeyle ilgili sorsam ben 3 kişiyi sayacak durumda değilim. Fransa hakeza, Avusturya hakeza. Avusturya'da bizim 270 bin vatandaşımız yaşıyor. Avusturya'da bizim bakıyorum daha kültürel işbirliği anlaşmamız bile yok maalesef yani. Bunlar hepsi sorumluluklarımızı gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten birçok noktada yapacağı çok ciddi yükümlülükler var. Siyaset kurumunun üzerinde de çok ciddi sorumluluklar var. Bürokrasinin üzerinde çok ciddi sorumluluklar var. Onun için size de teşekkür ediyorum. Bakın bizim medyamız, medya konusunda bizim kendi diasporamızla ilgili meseleleri gündeme getiren kaç gazetecimiz var? Yani ama onun için... hakikaten son kaç dakikamız diyelim, bu arada hızlı gidiyoruz. Son 4 dakika civarı. Evet. Belki bir dakikada müsaade eder bize Ankara'daki arkadaşlarımız. 5 dakika diyelim. Önemli bir noktadasınız. Evet, 2000'lerin başına kadar bunları hiç yapmadık. Yani Türkiye, Avrupa'da yaşayan, Türkiye dışında yaşayan ama ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan Türklere yeterince Türk olduklarını hissettirmedi dediniz. Ama 2000'lerin başından itibaren bunda yol alınmaya başlandı. İşte Türkiye'de, Türkiye dışındaki topluluklarla ilgili örgütlenmeler var. TİKA var. İşte yeni, 2000, yeni, bakın, yeni. Yurt Dışı Türkler Başkanlığı 2010 yılında kuruldu. Evet. Yunus Emre Enstitüsü aynı şekilde. Aynı. Şimdi, buyurun. Buyurun. Yani bu konularla ilgili şimdi birkaç yıl içerisinde 10 yılların boşluğunu gideremiyorsunuz. Orası kesin. Çünkü niçin? Bakın sizin üniversitelerinizde göç araştırmaları merkezi olması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddesi göç değil mi? Göç politikaları noktasında Türkiye'de uzman ben sorsam 3-5'i geçmiyor. Doğru. Diaspora politikaları ile ilgili ben 1,5 yıldan beri Türkiye'de özellikle diaspora kavramını kullanıyorum. Evet. Neden? Çünkü evet. Türkiye'de diaspora deyince milletin aklına genelde Ermeni diasporası, doğru, Musevi diasporası geliyor. Hayır, bizim de bir diasporamız, doğru, var. 6 milyonluk bir diasporamız var. Bunun 5 milyona yakını Batı Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Ve bu insanların sonuçta Türkiye'ye bağlılıkları gerçekten olağanüstü bir noktada. Fakat Türkiye'nin sorumluluklarında özellikle anayasanın 62. maddesinde belirtilen o insanların dil ve kültür birikimleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında sorumluluklarımızı da artık hatırlamamız gerekiyor idi. Hatırladık. 4-5 yıldan beri bu konularla ilgili çalışmalar yapıyor. Ama ben şu anda bakın iktidar partisi mensubuyum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de diyorum ki sadece bu iş AK Parti'nin meselesi değil. Kendi mekanizmalarınız içerisinde mutlaka diaspora politikaları ile ilgili birimler oluşturmak durumundasınız. Çünkü bu mesele partiler üstü bir konu. Evet. Dolayısıyla bu meselele üniversitelerde diaspora araştırmaları merkezi kurulması gerekiyor. Özellikle Batı Avrupa'daki insanımızın meseleleriyle eğitim boyutu, kültür boyutu üzerinde durulması gerekiyor. Kültürel işbirliği anlaşmalarımız Batı Avrupa ülkeleriyle özellikle. Bakın en aktüeli 1961 yılında. Ne demek bu? Kitlesel işçi göçü, evet, perspektifini dikkate almıyor demek. Bunların hepsinin üzerinde çalışılması gerekiyor. Ha, bunu yaparken de şöyle bir şey var. Efendim Türkiye bizim iç işlerimize niye karışıyor? Şimdi bunu söyleyen ülkeler, bakın Almanya'nın Rusya'yla yaptığı bir protokoldan bahsedeyim. Rusya siyasetine bakın Türkiye iç işlerimize neden karışıyor diye. Dil ve kültür birikiminden ben sadece bahsediyorum. Almanya'nın, Rusya'nın da Alman azınlığına yönelik özel burs programı var. Rus siyasetinde etkin olsunlar diye. Şimdi Almanya, Romanya'da 30 binlik azınlığının kendi resmi bütçesinden her yıl 10-11 milyon dolar kendi tabirleriyle etnokültürel kimlikliğin beslenmesi için değerlendiriyor. Ha biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki biz bunu yaptığımız zaman bu sonuç itibariyle hiç kimse için toplumlar birbirlerinden uzaklaşmayacak. Bu mesele sadece Türkiye'nin menfaatine değil. Bu mesele bir kere o insanların kendi kimlik ihtiyaçlarını giderecek, onların temel insan hakkı. Ama aynı zamanda Türkiye-Almanya ilişkilerini biz daha farklı seviyelere taşıyacağız. Zenginliğimizi ekonomik boyutta, kültürel boyutta, kültürel ilişkilerde çok daha ileri boyutlara taşıyacağız. Aynı şekilde Avusturya ve Fransa ve diğer ülkeler. Dolayısıyla bu ortak bir sorumluluk, o ülkelerin de sonuçta üzerinde ciddiyetle durması gereken bir husus. Bunu korku vesilesi toplumları, özellikle paralel toplum bilmem getolaşma, evet, safsatalarıyla, evet, kendi toplumları üzerinden krizler oluşturabilecek, vehimler oluşturabilecek, araçsallaştırılabilecek bir mesele değil. Tam tersi, o toplumların geleceği, o toplumların çok kültürlülük iddiaları, o toplumların çok dinlilik iddiaları ve anayasaların özellikle liberal
iddialarının gerçekleşmesi noktasında bunu azınlıklar üzerinden sadece sınayabilirsiniz. Bu noktayla ilgili konuştuğumuz diaspora meselesi herhangi bir konu değil. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde de en önemli unsur, bakın milyonlarca insanımız bizim için köprü. Doğru. Dolayısıyla bazen hani Türkiye'de Avrupa'da ötekileştiriliyor. Hı hı. Bazen öteki olarak da, hayır, bizim Avrupa'da milyonlarca insanımız yaşıyor. Bizim Avrupa'dan vazgeçme, Avrupa'ya sonuçta yüzümüzü çevirme gibi bir lüksümüz yok. Avrupa'nın da yok. Biz bunu daha fazla anlatmak durumundayız. Kendi toplumumuza daha fazla anlatmak durumundayız. Avrupa'da da daha fazla anlatmak durumundayız. Ve Avrupa'da, Avrupa'nın geleceği için orada aşırılarla, orada terör örgütlerine destekleyenlerle, orada ırkçı partilere destekleyenlere de daha fazla mücadele etmek durumundayız. Son bir dakikada yanıt rica edeceğim. Doldu. Çok kusura bakmasın diyerek de arkadaşlarımızdan söyleyelim. Bunlar evet kolay olacak şeyler değil. Zamana ihtiyacı olan şeyler, bu söylediğiniz özellikle diaspora politikasının tam anlamıyla yerine oturması. İşte örnekse üniversitelerde diaspora araştırma merkezlerinin kurulması vesaire. Ve fakat bir de real politik denen, ne yazık ki Avrupa Birliği'nin işte 2017'deki seçimlerinden dolayı içindeki ırkçılık, xenofobia ve İslamofobi hikayesinden dolayı endişeleri var. Bu nedenle terör örgütleriyle ilişkilerini minimize etmek için hızlı politikalar nasıl üretebilir Türkiye? Ya da hızlı birkaç adım, tek bir cümle rica edeceğim, süremiz doldu. Bir kere bakın, Avrupa ülkelerinde Almanca, Fransızca ve İngilizce PKK terör örgütünün suçlarını, katliamlarını okuyamazsınız. Yok, Google'ın yapın bulamazsınız. PKK terör örgütünün HDP ile olan ilişkileri, özellikle HDP unsurlarının işte sırtımızı terör örgütüne dayadık, evet, onun dışında tükürükte boğarız, bilmem şu gibi söylemlerini Almanca, Fransızca ve İngilizce okuyamazsınız. Birileri bunları bastırıyor ve barış güvercini olarak ortalıkta dolaşıyorlar. Bu konuların üzerine ciddiyetle gitmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız, evet, takdirde o zaman Avrupalılar mesela nasıl televizyon yayınlarında cevap veremiyorlar? Karşı karşıya bıraktığımız zaman cevap veremiyorlar. Ha, biz bu gücümüzü farkında olursak, bunun gereğini yerine getirebilirsek çok daha iyi noktalarda olacağız. Mustafa Yeneroğlu, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Keyifli bir sohbetti. Müsait olduğunuz bir zaman bir kez daha ağırlayıp biraz daha geniş olarak konuşalım isterim. Diaspora politikasını özellikle. Maalesef Türkiye'nin çok yüzeysel oldu tabii. Biraz daha derine girmemiz lazım. Çok sağ olun katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. Kapatıyoruz geniş açıyı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Yeneroğlu bizimle birlikteydi. Haftaya buluşacağız. Görüşmek üzere. İyi geceler.